Dünyanın neresinde vicdanıyla aklı arasında... ...siz o gün onu söylediğinizde yine benzer bir refleksi göstermiştim. Ee, saklı tutan kim varsa o insanlık adına... ...çünkü terör insanlığa karşı bir suçtur. Ee, onları harekete geçirmek, onların vicdanlarına ve zihinlerine hitap etmek... onlar ...onların aslında e, dünya kamuoyu açısından kıymetli olduğunu öne çıkartmak e, önemlidir. Burada hiç e, geri adım atmamalıyız, hiç bu konuda... Ee, sabrımızdan vazgeçmemeliyiz bunu yapmalıyız ee, bunu ülkelerin bir takım ülkelerin işte başta Amerika olmak üzere onu destekleyen Avrupa'daki terör örgütünü bir takım ülkelerin yöneticilerinden bağımsız olarak söylüyorum asıl şey orasıdır ee, utanılacak o tırnak içerisinde o e, refleksin insani bir refleks aslında çok da anlamlı olduğu noktaya geldik yani gara katliamı bize bir kez daha, hiç kimsenin kaçamayacağı kadar aslında utanılacak bir noktayı da yüzleştiriyor. Sadece e, PKK e, terör örgütünün e, alıkoyduğu e, e, o 13 vatan evladının e, seslerini duyurabilmek, onların kurtarılabilmesi için bir toplumsal e, zemini, gücü oluşturabilmek açısından söylemiyorum tamamlayacak nokta şu. Bir maskeli balonun içindeyiz. Bu olmamış gibi davranıyoruz. Bu sürdürülemez artık. Yani... Neyi kastediyorsunuz? E, bu kastediğim şey, açayım onu. Bakın hiçbir terör örgütü... ...uluslararası düzeyde baktığınızda... ...devlet desteği almadan... ...varlığını uzun süre sürdüremez. Çünkü insan para ve... ...silah dolaşımı, sınır aşma kabiliyeti... ...devletlerin iradeleriyle mümkündür. Bunu engelleyebilecek bir güçlü devletler arası irade bunu oradan kaldırır. O yüzden terör konusunda ortak bir tarif, tanımda zorlanılır. Bana göre o zaman terör devletler arası güç mücadelesinin silahlı diplomatik yoludur. Basit kriminal meseleler şeklinde bakılamaz. Siyasi, stratejik hedefleri vardır. Ona ilişkin e, beslenir, yürütülür. Bir başka daha olmazsa olmazı vardır bir terör bütün ayakta tutan hangi ülkede neyi kendince bir kirli hesaba dönüştürdüyse mutlaka onun ona oksijen sağlayacak, ona hayatiyetini hep ayakta tutacak bir stratejik ve siyasi yapıya ihtiyaç duyar. Şimdi son dönem itibariyle Sayın İçişleri Bakanı her fırsatta bunun istatistiklerini veriyor. Son dört yılın rakamlarına baktığınızda hem e, işte klasik tabirle yörede söylenir ya daha çıkan sayı Hı hı. teröre katılım konusunda en az düzeyi imiş durumda. Neredeyse yok düzeyde artık. Mevcut kaynaklarını da ayakta tutmakta zorlanıyor. Yani uluslararası güvenlik stratejileriyle uğraşan bir akademisyen olarak şunu söyleyeyim ama e, bir örgüt e, tüm silahlı gücü diyebiliriz ona hani askeri kanadı falan denir ya. O konuda aslında çökertilme aşamasına gelmiş noktada. Arkasındaki devasa bir Amerikan emperyalizmine rağmen. ...büyük bir mücadele veriliyor çünkü... ...hem teknik e, istihbarat açısından... ...hem in, insan istihbarat açısından... ...hem bu konuda İHA'lar SİHA'ların katkılarıyla... ...hem FETÖ'den temizlenmiş e, güvenlik birimlerimizin... E, ...daha milli bir karakter kazanmış olması e, nedeniyle... ...bu mücadele ve bu kararlılık e, sonuç almaya başladı. Fakat bir şeyi hala diri ve canlı... ...aslında cesaretini de, varlığını da... ...o 13 re, rehinin... ...altı yıldır sürekli yerlerini değiştirerek, onu bir koz olarak kullanma amacı da, hedefi de... ...o siyasi ayağının, e, kolunun, kanadının varlığını sürdürüyor olması. Onun adı HDP'dir. Onun adı HDP'dir. Dolayısıyla buradan baktığınızda... ...şimdi... Ee, daha de, henüz şey, operasyon açacağım. başlıyor. Her şeyi konuşacağız. Evet. Biraz biraz başlıyor. Operasyon başlıyor, biraz operasyon üzerinden bir Erdoğan arasındaki karşılıklı polemikler tamam. ve davaları da yorumlarsanız ee, çok sevinirim. Oraya. Ee, Hı -hı. Bir beş dakika dediniz de biz kaçta başladık? On biri beş geçe başladık, değil evet. mi? Saate baktığımda, bu arada Ersan hocaya büyük geçmiş olsun diliyorum. Çok özledik konu. Tamam. Ona e, pozitif ayrıcalık söylüyorum o alınmasın üzerine 5 evet, dakikalık tamam. süreden fazla. Bir iki kez uyardım onu da Tamam. Ama. Yok tamam. konuşsun. Tamam. Ee, şunu söyleyeceğim. Bakın <laughs> e, operasyon başlıyor. Yani efendim aslında alan temizliği de ele geçirilen e, teröristler orada iki tane e, terörist e, itirafta bulunuyor ele geçiriliyor teslim oluyor falan. O bölüm teknik boyut, onu en iyi askeri yetkililer zaten biliyorlar, Sayın Savunma Bakanı da açıkladı. Ama daha o operasyon başlar başlamaz fark ediyorlar. Ve hemen şey başlıyor, o denklem başlıyor. O siyasi denklem de başlıyor. Belçika'dan aileler aranıyor. İçişleri Derdeyim. Bakanı, e, rehine, yani, rehine demiyoruz çok özür dilerim ben de. Alıkonağın vatandaşlarımız... Ee, ...katledildikten hemen sonra sanki katledilmemişler gibi, gibi telefon açıldı. Telefon açılıyor. Ee, o ele geçirilen e, PKKlardan anlaşılıyor. İnfaz ediyorlar daha mağaraya girilmeden. Ardından da şunu dolaşıma sokuyorlar şu kirli ve e, e, aşağılık yalanı. TSK bombardımanı sonucu öldürmüşlerdir. Bu süreç ardından tabii e, ailelerin e, otopsi raporları, ailelerin şahitlikleri... ...naaşları görmeleri falan... E, ...bu uluslararası düzeyde gerek... E, ...Amerikan Dışişleri Bakanı'na da... ...Büyükelçi'ye de zannediyorum... ...görselleriyle birlikte ispatlanmış, konmuştur. E, hani onlar da böyle... ...ikircikli bir yaklaşım sergilemişlerdi. Dolayısıyla bu netleştikten sonra... ...yine kasıtlı muğlaklık... ...tırnak içinde söylüyorum bakın... ...kasıtlı muğlaklık esasına dayalı... ...o propaganda dili sürdü. HDP temsilcileri mecliste konuştu. Nasıl bir dildi? Ardından... Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şimdi oraya geliyor. İki bakan bizzat gidiyorlar. Çok önemli bir şey ve bu sıkça yapılmalı. Yani memleket meseleleri ortak bir dirençle e, karşılanacak hususlardır. E, dolayısıyla her türlü teknik izahatı vermek üzere gidiyorlar. İki o konudaki yetkili iki bakan bütün süreçleri takip etmiş olanlar, irade koymuş olanlar. Sorun her şeyi. Ne varsa aklınızda sorun. Hakkınızdır teknik olarak, askeri olarak bir eksiklik bir bunu sorun. Aa, o görüşme bitiyor. Sonra beş maddelik bir şey iniyorsunuz kamuoyuna. Beş soru sordu. Beş soru. CHP lideri evet. Kılıçdaroğlu. İşte o siyasetten tavır alıyorsunuz, pozisyonunuzu belirliyorsunuz. Çok açık, kusura bakmasınlar. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu, bakanlarla görüştüğünde bu soruları sormalıydı, sonrasında çıkıp kürsüden bu soruları sorması bir tavır alıştı. Bilmem hangi soru, nasıl bir tavır. Ne su aklından hangi soru geçiyorsa ben olsam öyle yaparım. Bu ülkenin, bu ülkenin sonuçta ortak kaderinde birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Her şeyi sorarım, canım yanar sorarım.